Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Ve aslul kaderi sırrullahi teala fi halki. Kader mevzuna devam ediyoruz. Farklı zaviyelerden meseleyi tahlil ediyor İmam Tahavi rahimehullah. Şimdi kaderle alakalı şunu söylemiştik. Kaderin dört aşaması, dört merhalesi var. Oradan bakmak gerekiyor. Birinci aşamada ne vardı? İlm-i ilahi vardı. وَمَا يَعْزُبَا رَبِّكْ ayetiyle biz onu anlatmıştık. İkinci aşamada مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْرَأَهَا. Cenab-ı Hak ilm-i ilahide olan her şeyi yazıyordu. İkinci aşama bu. Üçüncü aşama وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا يَشَاءَ اللّٰهِ. Allah Azze ve Celle dilemeden siz yeryüzünde hiçbir şey yapamıyordunuz. Yani bu noktada bir muvaffakiyetiniz olmazdı. Üçüncü aşama bu. Dördüncüsü ise yaratmaktı. Allah Azze ve Celle ilmine uygun, yazdığına uygun, iradesine uygun bir şekilde alemde her şeyi yaratıyor. Peki buna Raşid halifelerden sonra kırılmalar başlıyor, itirazlar başlıyor. Bir tarafta Cebriye vardı, bir tarafta Kadiriye vardı. Cebriye, onlar diyorlardı ki biz rüzgarın önündeki yaprak gibiyiz, irademiz yok. Allah Teala nasıl isterse biz öyle yapmaya mecburuz, mahkumuz. Karşıda ise Kadiriye vardı. Bunlar da diyorlardı ki biz kendi dünyamızı kendimiz idare ederiz. Onlar da Allah Teala'nın onlar üzerindeki tasarrufunu reddediyorlardı. Yani iki bakış açısı aslında Allah tasavvurunda ciddi derecede gedikler açıyor. Yani Müslümanı bir felakete savuruyor, sürüklüyor. Bir taraf Cebriye açısından baktığınız zaman haşa zalim bir Allah ortaya çıkıyor. İnsanlar rüzgarın önünde yaprak gibi meyhaneye giderken, isyan ederken ama bu Allah onları bu yaptıklarından hesaba çekiyor. Karşıda ise Kadiriye var. Onlar da Allah'ı yeryüzüne karıştırmıyorlar. Yani aciz bir Allah var. Aciz bir Allah var. Allah Teala'nın bu noktadaki iradesini reddediyorlar. Peki biz de diyoruz ki ayet-i kerimelerle meseleyi hulasa etmiştik. Evet diyoruz. İnsanın da iradesi var ama Allah Teala'nın da iradesi var. Allah Teala zalim değildir. Ama Allah Teala yeryüzünü bütünüyle İnsan iradesine, tasarrufuna bırakmış da değildir. Hangi ayet-i kerimeleri okumuştuk? فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ. Onlar kayınca Allah Teala kaydırıyordu. Yani insan meyhaneye gitmek isteyince Allah Teala ona meyhaneye gidecek fiili yaratıyordu onun için. Yani adımlarını atabiliyordu. Yani isyan edecekse isyanını yapıyordu. Yani başka bir ayet-i kerimede hayrı şerri anlatırken ne demiştik? Bakara suresinde efendim hangi ayeti okumuştuk? Zalimlerle alakalı innallah ve ma yudillu bihi illel fasikin ve ma yudillu bihi illel fasikin ellezine yenkudun ahdallahi min ba'di mithaqihi ve yaktauna ma amarallahu bihi ayetini okumuştuk. Bununla ne demiştik? Neye istişare etmiştik bununla? Efendim demiştik ki yani insanlar eğer fasık olurlarsa o zaman Kur'an-ı Kerim ya da işte Cenab-ı Hak burada hangi misali veriyorsa o misalle onları dalalete sürükler. Ama önce bunlarda bir kırılma vardı. Bakara suresinin 26. ayetini okumuştuk ve beşirlediğine de. Şimdi yukarıda bir sinek misali veriyordu. Onlar bunu inkar ediyor, reddediyorlardı. وَمَا يُضِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِقِينَ. Bununla sadece fasıkları dalalete sürüklüyor. Ama kim bu fasık? اَلَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ اَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. Üç şey yapıyorlardı. Bir, Allah'a verdikleri ahde ihanet ediyorlar. İki, sıla-i rahime ihanet ediyorlar. Üç, yeryüzünde fesat çıkarıyorlar. Bu üçünü yapınca fasık oluyorlardı. Fasık olunca da bu misaller onları dalalete sürüklüyordu.
Yani sokaktan birisini alıp masum birisini bu misaller ya da Kur'an-ı Kerim dalalete sürüklemiyor. O zaman insanoğlu kendi ateşinin odununu kendi topluyor. Kendi topluyor, istiyor. Böyle istiyorsan al diyor. Kesb, halk diyoruz. Kulda ne var? Kesb var. Allah Teala'da halk var. Tarlaya gidiyorsunuz, çiftçi, tohum ekiyorsunuz. Ekmek sizden, bitirmek kimden? Allah Azze ve Celle'den. Yani bitiren o, var eden o, yaratan o. Ama çiftçi atmadan olmuyor. Oraya kadar gidiyor. Dolayısıyla kaderde de buradan baktığınız zaman yani kul ne istiyor? Camiye gitmek ya da meyhaneye gitmek. Eğer o aşamaları yaptı, fasık olduysa hadi bakalım diyor. Git nereye istiyorsan. Öteki de Hudellil muttakin elif la mimde ellezine yu'minuna bil gaybi ve yuqimuna salate ve mimma razaknahum yunfikun. Yani bu üç özelliğe sahip oluyordu. O zaman muttaki oluyordu. Muttaki olunca da Kur'an-ı Hakim ona yol gösteriyordu dedik. Efendim bunları söyledik ama bütün bunlara rağmen kader meselesini ebad-ı selasesiyle bütün boyutlarıyla anlama imkanımız da yok. Yani şimdi bakıyorsunuz bir tarafta Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dair Kur'an-ı Hakim وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Birisine hikmet verilirse ona pek çok şey öğretilmiştir. Pek çok hayır verilmiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat Efendimiz'e gelip Yahudiler soru soruyor. Üç mesele. Bir tanesi ruh. Allah Resulü ruha cevap veremiyor. Kur'an-ı Hakim ne buyuruyor? يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي. Yani o belli bir bölgede sen oraya giremezsin. Peygamber bile giremiyor. Peygamber bile ona dair kesin nihai malumatı insanlara bildiremiyor. Çünkü bu terazinin çekeceği bir yük var kardeşim. İnsan olarak onun ötesini vermiyor. Efendimiz bile olsa Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani şimdi yarın bir felaket durum olacak. Yani onu bildirse orada durabilir mi? Yani yarın Efendimiz aleyhisselama işte İbrahim vefat edecek oğlu deseler. Hani ölümlerden Allah Resulü etkilenmiyor mu? Cenab-ı Hakk'ın bir takım işaretlerle tabii ki bildirdiği hususlar vardı Allah Resulüne. Hangi ayet-i kerimeyle istidlal etmiştik? Alimul gaybi fela yuzhiru ala gaybihi ahada illa men irtada mir rasul. Kaf suresinde. Yani bildirebilir. Şimdi Hazreti Ömer Efendimiz Sariye'ye işaret ediyor. Nereye git diyor? İlel cebel diyor. Medine'den orayı gösteriyor. Ama Ebu Lü'lü arkasında bıçaklıyor, göremiyor. Allah Teala gösterince görür, göstermeyince göremez kardeşim. Biz buna inanıyoruz yani deliller ortada. Şimdi şu bir tarafta çok şey bilen, hikmet verilen peygamber ama karşı tarafta ruhu يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّهُ قُلِ الرُّهُ مِنْ اَمْ رَبِّي. Onu bana sormayın. O Rabbimin tasarrufunda diyen Allah Resulü Aleyhisselam var. Efendimiz sana göre çok şey biliyor. Bana göre, herkese göre. Yani onun kadar bilen yok. Ama Rabbime göre ölçüye bile gelmez. Allah Teala'nın ilmine göre Peygamber Aleyhisselam'ın ilmi ölçüye bile gelmez. Yani arada o kadar fark var. Peki Allah Teala kadere dair olan mesaili neden peygamberine de bildirmiyor? Çünkü hayatı Allah Teala bir kural üzerinde devam ettirecek. Velen tecide li sünnetillahi tebdila. O Allah Teala'nın koyduğu kanunlarda, kurallarda siz bir değişme bulamazsınız. Şöyle düşünün. Yarın şimdi içinizde hafizanallah birisinin babası ölecek olsa burada ders dinleyebilir mi? Ne kadar büyük alim olsa bile, arif olsa, muttaki olsa ya da yarın diyelim ki içinizden birisi Allah Teala hayırlı ömürler versin. Evlendiniz, çocuk sahibisiniz, ders anlatıyorsunuz, çocuğunuzun başına bir olay gelecek veya sen öleceksin yarın. Yani sen öleceksin, şimdi bir yıllık bir ders programı hazırlıyorsun. Kitap basılacak, dergi, yazı, makale. Yarın öleceksin.
Yapabilir misin bunları? Hayat durur. Eğer insanlar kendi kaderlerine, kendi ecellerine, kendi geleceklerine muttali olmuş olsalar hayat yörüngesinden çıkar. Onun için ela ya'lemu men halak ve huvel latiful habir. O seni de biliyor, beni de biliyor. Bu insan nasıl bir hayatı devam ettirirse ona göre kural ve kaideleri koyuyor. Yani kaderi biz derinlemesine, bütün boyutlarıyla görme imkanına sahip değiliz kardeşim. Eğer öğrenmiş olsan işte burada duramazsın. Olmaz. Devam ettiremezsin. Yani birisi şimdi okuyacak, 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 alim olamayacak belki. Ama alim olamayacak fakat bu yolda vefat edecek. Allah Teala ona şehadet ecri nasip edecek. Yani ölüm bu yolda birisine gelirse. Peki bu kardeşim eğer alim olamayacağını, kaderinde böyle bir şeyin olduğunu biliyorsa o zaman devam eder mi, girer mi bu yola? Girmez. Yani hayat ehram bütünüyle tersine dönmüş olur. Peki bu kadere itiraz edenler, kader yoktur diyenler de ne diyorlar? İşte dünya, işte kaderci bir Müslüman çıktı, orada kan akıyor, buralar kan gölüne döndü. Ya geçen bir toplantıdaydım, büyük bir alim, ilim sahibi tabii. Yani o toplantıda neyi konuşuyor? Kadınlar camiye girsin mi girmesin mi? Ya mesele ümmet nasıl dirilebilir? Ümmetin dirilişinde ulemanın rolü ne olmalıdır? Konu bu, mesele bu, mevzu bu. Ama o çıkmış orada insanların önünde, o hepsi alim ulema. Konuşulan mesele kadınlar camiye girsinler. İşte Hanefi fukahası şöyle hüküm verdi, burada şu hatalar var vesaire var. Yani nelerle uğraşıyoruz? Nelerle? Hilafet kaldırılırken seccadenin üzerindeki sivrisinek kanı namaza mani olur mu olmaz mı? Bunu konuşuyorlardı değil mi? Yukarıda da Ali Şükrü Bey var. 16 defa meclis kürsüsüne çıkıyor. Trabzon vekili binbaşı Ali Şükrü Bey. Rauf Orbay diyor ki önde oturuyor. Yapıştım diyor son defa ceketine. Dedim ki çıkma Ali, asacaklar seni. Çıktı. Ulema seccadenin üzerindeki sivrisinek kanını konuşuyor. Ya hilafet kaldırılıyor, hilafet. Onun son konuşması. Ali Şükrü şeriatın fedaisidir. Binlerce Ali Şükrü İslam'a feda olsun. Şimdi mesele bu kardeşim. Ehem, mühim. Şimdi bu adam kalkıyor, diyor ki kader. Tamam sen ümmetin bu kanından bahsediyorsun, akan kandan bahsediyorsun da niye oturduğun zaman haiz nifas meselesinin bir adım ötesine geçemiyorsun? Ötedeki meselelere baksana kardeşim. Peki bu ümmet kadere inanınca dünyada hakim konumda mıydı, mahkum konumda mıydı? Nasıl konumdaydı? Hakim konumda değil, hakim konumdaydı değil mi? Selçuklu'yla, Osmanlı'yla, Hazreti Ömer'le bunların tamamı kadere inanıyordu. Peki şimdi bunlar kadere inanmıyorlar, ne yapıyorlar? 5-10 kişi almış etrafına, onlarla beraber dolanıyorlar, göreceksiniz. يَمُوتُونَ وَيَمُوتُ ذِكْرُهُمْ Ölecekler, onlar da ölecek. Eğer bunlar, yani diyorum ki ya Rabbi, ya Mutezile gibi adamlar olsaydı onlar da bizi de böyle İmam Maturidi gibi, Fahrettin Razi gibi yapardım belki. Böyle bizim karşımızda ufak tefek adamlar var, biz de bu kadar bir ilimle uğraşıyoruz işte. Yani Allah bu dini koruyacak ya, اِنَّا نَحْنَ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ Düşman ne kadar büyük olursa sen de o kadar büyük olursun. Hani ey düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın. Yani onlar sizi razı yaparlar. Onlar sizi Ebu Hanife yaparlar. Biz de böyle fail meful birbirini ayıramayan adamlar olunca ehli sünnetin karşısında Cenab-ı Hak da bu kadar yeter diyor. Bu kadar yeter. Yani artı bir himmet ve tasarruf olmuyor. Ne kadar talip olarak gidiyorsanız o kadar alabiliyorsunuz. Ama özel zamanlar, özel zamanların özel adamları var. İmam Gazali, İmam-ı Rabbani gibi. Onlar bizzat matlub adamlar. Hangi hadisin tecellisi o? اِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ لِهَذِي الْاُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِئَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا مَنْ يُجَدِّدُ
اِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ لِهَذِي الْاُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِئَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدْ. Peki yani kader bu. Kaderi Allah Teala böyle murad etti. Ne kadar anlatıldıysa o kadar kardeşim. O kapıyı zorlama. Biz buradayız. Orada bir dağ var. Dağın tepesinde Peygamber aleyhissalatü vesselam var. Efendimiz bize dağdan öte tarafını anlatıyor. Dağdan öte tarafını Allah Resulü'nün anlattığı kadar anlıyoruz. Onun için akaidle alakalı bu bölümler semiyat bölümleri. Semiyat yani sadece nakille size gelip inanacağınız bölümler. Yani ahiret böyle semiyattır. İnanacaksın kardeşim, ahirete gidip görme imkanın yok. Ama ben biliyorum ki yalan ve yanlış diline değmeyen Peygamberi Ekber aleyhissalatu vesselam bize bunu haber verdi. Biz de onun getirdiği Kur'an-ı Hakim'e, onun sünnetine ittiba ederek bunlara inanıyoruz. Biliyoruz ki ve de görüyoruz aynı zamanda. O dağın tepesinde ben yokum kardeşim. Yerle gökler arasında irtibat sen kurmuyorsun. Kim kuruyor? Peygamber aleyhisselam kuruyor. Ya inanacaksın, Müslüman olacaksın ya dinsiz olacaksın. Ötesi yok bunun yani. Üçüncü bir şıkkı yok. Seninle Allah arasında irtibatı kuran, Kur'an-ı Kerim'i getiren Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya ona inanacaksın ya da yok olacaksın. Öyle o getirdi kardeşim. O bildirdi. Biz kör hükmündeyiz, o görüyor. Yani onun altıncı hassesi var. Yani kalbi var. Vahye muhatap Peygamber aleyhisselamın kalbi. Vahyi kalbi muhatap oldu, aldı vahyi, bize gösteriyor. Kör, rengin olmadığını söylese renk hakikat olarak zahir olur mu? Yok olur mu? Olmaz. Yine renk var. Kör sabaha kadar yok 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 desin. Dünya kör. Allah diyor ki sen benimle irtibata geçemezsin. Kim geçer? Peygamber geçer. Efendimiz getirdi ve akıl da bize o Allah'ın var ve bir olduğunu söylüyor. O halde o akılla Efendimiz Aleyhisselam'a gidiyoruz. O da bize bu hakikatleri bildiriyor. Peki şimdi buradan ibareye başlayalım. وَاَصُّ الْقَدَرِ سِرُ اللّٰهِ تَعَالَى ف۪ي خَلْقِهِ. Yani kaderin aslı, kaderin esası şu ki سِرُ اللّٰهِ تَعَالَى ف۪ي خَلْقِهِ. Allah Azze ve Celle'nin خَلْقِهِ مَخْلُوكِهِ. Onun yarattıklarına koyduğu, onlara dair tayin ettiği bir sır kardeşim. İnsan nerede doğacak, nerede yaşayacak, ne zaman vefat edecek, bütün bunlar onun takdirinde. Hani bunu nasıl anlatmıştık? Bir mühendis var, bir de müteahhit var demiştik. Mühendisin zihninde bina bütünüyle var. Sonra onu projeye aktarıyor. Müteahhit alıyor, o projeye uygun olarak bina yapıyor. İşin proje faslı neydi? Kaderdi. Binaya aktarılması kazaydı. Dolayısıyla Allah Teala ezeli ilmiyle senin hayatını biliyor. Nereye gideceksin, nasıl gideceksin? Allah yazdı diye gitmiyorsun. O biliyordu diye yazdı bunları. Yani senin kendi iradenle namaz kılacağını Rabbim biliyor, yazdı. Senin ya da hafizan Allah birisinin meyhaneye gideceğini biliyordu, yazdı. Yazdı diye gitmiyor. Ya biliyordu diye yazdı. Ve de o yazdıkları da değişmiyor kardeşim. İşte bütün bunlar sır. Perdenin arkasında neler var? Sen de bilmiyorsun, ben de bilmiyorum. وَاَصُّ الْقَدَرِ سِرُّ اللّٰهِ تَعَالَى ف۪ي خَلْقِهِ لَمْ يَطَّلِ عَلَى ذَٰلِكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَب۪يٌ مُرْسَلٌ. Yani لَمْ يَطَّلِ, buna hiçbir kimse vakıf olamadı. عَلَى ذَٰلِكَ, yani عَلَى أَصْلِ الْقَدَرِ, bu kaderin aslına ya da Allah'ın insana tayin ettiği bu sırra. وَلَمْ يَتَّلِ عَلَى ذَٰلِكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ. En yakında olan melekler bile, peygamberler bile buna muttali olamadılar, vakıf olamadılar. Çünkü sistem ortadan kalkar, imtihan ortadan kalkar. Şimdi kız çocuğu gidiyor, soruyor babasına. Diyor ki baba, bu kadın,
bu halde burada dolaşıyor. Her tarafı ortada. Yani beni 5 yaşında bana tesettür diyorsun da bu kadın ne olacak diyor. E kızım onun Allah hesabını soracak ondan. E baba niye şimdi sormuyor? E okula gideceksin kızım. Hemen sana karne vermiyorlar. 1 yıl sonra karne verecekler. Diplomayı 5 yıl sonra verecekler veya 4 yıl sonra verecekler. Öğretmen sabrediyor. Yanlış yapınca hemen atmıyor onu okuldan. 5 yıl, 4 yıl bekliyor. Neticede diploma veriyor. Allah da bunun hesabını görecek ahirete gittiği zaman. Şimdi sabrediyor ona. Dolayısıyla biz bunları bilmiyoruz. Bu hayatı bilmiyoruz. Ama ben tebliğ yapma mecburiyetim var. Anlatma mecburiyetim var. Ötesinde neler var bilmiyorum. Ha bu dünya nereye gidecek bilmiyorum. Ama biz fetihten değil, neden sorumluyuz? Mücahededen sorumluyuz. İzâ câe nasullâhi vel fethi. Cenab-ı Hak gelip sen buraları karıştırma diyor. Yani o hesap, bu hesap, sen İsrail'i yener misin, yenmez misin, ne olur, ne olmaz, yenersek, yenmezsek ne olur, bunu hesabını yapma kardeşim. Tabii ki askeri planda hazırlıklarını yapacaksın. Sen onunla mücahede etmekle İslam ümmeti olarak, İslam devletleri olarak sorumlusunuz, gerisi bana ait. اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلُونَ Peki peygamberler bile, melekler bile buna muttali olamadılar. Peki, biz ne yapalım? Gidelim mi? Yani bu kaderin nizam sarayının dibinde açalım bu kapıyı, içeriye girelim mi? وَالتَّعَمُّقُ وَالنَّظَرُ فِي ذَٰلِكْ ذَرِيَعَةُ الْخِذْلَانِ وَسُلَّمُ الْحِرْمَانِ وَدَرَجَةُ الطُّغْيَانِ Şimdi buraya bakarsanız, zeri'a, süllem, derece, hepsi birbirine yakın anlamda tuğyan, hirman, hizlan bunların da hepsi neredeyse yani aynı manalara geliyorlar. Şunu söylüyor. وَالتَّعَمُّكُ derinleşmek. Sonra وَالنَّظَرُ فِي ذَٰلِكْ وَالنَّظَرُ فِي ذَٰلِكْ فِي الْقَدَرْ yani لِيْدْرَاكِهِ Bu kadere üzerinde araştırma yapmak. وَالتَّعَمُّكُ buna dalmak bu kadere. Efendim ne olur? Haber geliyor değil mi şimdi? وَالتَّعَمُّقُ وَالنَّظَرُ فِي ذَٰلِكْ ذَرِيَعَةُ الْخِزْلَانِ Allah'ın rahmetinden mahrumiyete, yardımsız kalmaya sebeptir bu. ذَرِيَعَ sebep, خِزْلَانِ mahrumiyete. Allah'ın rahmetinden mahrumiyete sebep. Yani kader kapısının önünde çok mesain olursa ya Cebriye gibi olursun ya Kadiriye gibi olursun. Belki birkaç kırıntıya, mahrem noktaya vakıf olur gibi olursun ama bir geriye dönersin. Bakarsın ki sırdan birkaç hüzme ışık geldi, imanı kaybetmişsin, gitti her şey. Sistem bozulur. Çünkü seni böyle yaşattı, yarattı. İnsan olarak balık olayım, denizin dibinde yüzeyim, yüzebilir misin kardeşim? Yüzemiyorsun işte. Yani alet edevat olmadan. Ya kuş gibi uçayım, uçamıyorsun. Ne diyor Cenab-ı Hak sana? Hey Ademoğlu diyor. Sana yeryüzünde yaşayabilecek şekilde ben seni donattım. Senin varlığın bu. Kuşu da öyle yarattım. Dolayısıyla bak şu dünya işte az şu bir kilometre ötesi deniz değil mi? Bir kilometre ötede denizde bir metre suyun altına girdiğin zaman eşyanın tabiatı değişiyor. Hayatın kuralları değişiyor. 1000 metre yukarıya değiştiğin zaman, çıktığın zaman tüp olmadan nefes alamıyorsun. Orada bile hayatın kuralları değişiyordu. Ahiret değişmez mi ya? Kader değişmez mi? O alemin kuralları bu aleme uyar mı? Oranın kurallarını buranın kurallarına göre hazırlanan beyin kaldırabilir mi? Kaldıramaz. Onun için وَالتَّعَمُّكُ وَالنَّظَرُ فِي ذَٰلِكْ yani fi asl al-qadar zari'atu al-khizlan mahrumiyete sebep ve sullamu al-hirman mahrumiyete ne basamak merdiven hep sebep yani bunlar ve derecetu tuyan azmaya tuyana yine basamak yani yine basamak yani yok olur gidersin fazla buralara gelme iman et Peygamber aleyhissalatu vesselam nasıl bildirdiyse
Müslim'deki o Cibril hadisinde kadere iman meselesine imane teslim ol. Peki. فَالْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرْ مِنْ ذَٰلِكَ نَظَرًا وَفِكْرًا وَوَسْوَسَةً اَلْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرْ. Niye bunu mensup okuyoruz? Buna ne diyoruz? Tahzir, igra, bunlar mensup olurlar. Yani başında şöyle bir fiil takdir ediyorsunuz. Mahzuf bir fiil var. اُحَذِّرُ الْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرْ. Seni bütün dikkatimle sakınmaya davet ediyorum. Aman ha diyorum, sakın. Hani çocuklara böyle ateş yavrum yakar seni dersiniz ya. İmam Tahavi rahimehullah فَالْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرُ. Tahzir diyoruz buna. Mensup olur. Yani bu tür kelimeler başında siz bir amil takdir ediyorsunuz. كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ ذَٰلِكْ. Nazaran hem böyle araştırma, fikir, vesvese boyutuyla sakın ha bu meseleye girme, sakın sakın bundan. فَالْحَذَرْ كُلَّ الْحَذَرْ. Uzak dur bundan. Girme buna. Vesvese الصَّوْتُ الْخَفِيُّ. Hani Efendimiz ne buyuruyordu? Damardaki bir kan gibidir. Girer sizi eritir, eritir, eritir. Yok eder kardeşim. Buraya girme. Niçin girmeyelim? Neden kader alanına girmeyelim? Şimdi taliliye cümlesini getiriyor. Ne diyoruz? Cümletun taliliyetun mesukatun li talili ma sebak. Yani neden fel hadara kullel hadar? Sakın ha buraya gelme dedi sana. Çünkü fe innallaha taala tava ilmel kaderi an anamihi ve nehahum an maramihi kema kale taala fi kitabi la yusalu amma yef'al ve hum yus'alun. Çünkü fe innallaha taala, çünkü Allah Teala tava ilmel kader, kader ilmini dürüp aldı, sana bir şey bırakmadı. Ne dedi yukarıda? Nebiyyun murselun melekun mukarrabun. Ha, bunlar bile lem yattali ala zalike melekun mukarrabun ev nebiyyun murselun. Bunlar bile muttali olamıyorlar. Yani niye? Çünkü fe innallaha taala tava ilmel kader, kader ilmini dürüp aldı, kendine aldı, kimseyi buna muttali kılmadı. Tava ilmel kaderi dürdü, aldı bunu. Kimden dürdü? An enamihi, enamihi halkihi. Yani yarattıklarından, mahlukatından, enam, mahluk. Ondan aldı. Başka, ve nehahum. Tavaya atıf değil mi? Vav, nereye atıftır? Tavaya. Yani tava ilmel kader dürüp aldı mahlukattan, onlara siz buna vakıf olamazsınız dedi. Ve nehahum an maramihi, maramihi talebihi. Onu istemekten de onları nehyetti. Buraya gelmeyin dedi. Buralarda durmayın dedi. Cebriye gibi, kaderiye gibi imanınızı kaybedersiniz. Vehimler, istifhamlara mahkum olursunuz. وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ. Kitabında buyurduğu gibi. Ne buyuruyor? لَا يُسْأَلُوا عَمَّا يَفْعَلُوا وَهُمْ يُسْأَلُونَ. La yus'alu amma yef'al. Allah Teala yaptıklarından sorulmaz. La yus'alu amma yef'al. Yani şimdi deprem var. Depremde bir şehir yıkılıyor. Hadi bakalım Allah Teala'yı Anayasa Mahkemesi'ne verecek var mı? He? Lahayı oraya buraya. Var mı? Ey o kocaman müşriklerin mukavvadan heykelleri, adam zannediyordunuz kendinizi. Hadi gidin bakalım. Yargılayın. He? Ama Allah zalim değildir. Herkesin bir eceli var. O ecelleri orada takdir ediyor. Ya şu bir adam ölüyor, secdenin üzerinde, seccadenin üzerinde nereye gidiyor? Cennete. Küçük çocuk, belki büyüyünce asi olacaktı, öldü. Allah Teala ona merhamet etti. Bir kadın, ani ölüm geliyor, Müslümansa şehit oluyor. Bir de zalim var, azmış. O gece İslam'a kin kusuyorlar. İslam'a kin kusuyorlar. O deprem oluyor enkazın altında. İsyan halinde. Bizzat o cürümü işlerken
ölüyorlar, gidiyorlar. Onlar da oradan gidecekler. O da gayret-i ilahiye dokunuyor. Daha büyük cezaya mahkum kalmak için belki böyle takdir ediyor Allah Azze ve Celle. Peki efendim, فَمَنْ سَأَلَى وَهُمْ يُسْأَلُونَ Yani insanlar sorulur, hepiniz sorguya çekilirsiniz ama Allah Azze ve Celle'ye kimse neden şöyle yaptın diye soramaz. Yani buradaki sormayı şöyle anlıyoruz. Yani birisi Cenab-ı Hak neden böyle yarattı diye bu soruları sorup bunların hikmetini aramasında bir sakınca var mı? Yok tabii. Burada hangi soru? Yani Allah'ı bir mahkum gibi hesaba çekecek şekilde kimse ona soru soramaz. Değil mi? فَهَالُ لِمَا يُرِيدْتِرُ كُنْ فَيَكُنْ O kadar. Ol der olur yani. فَمَنْ سَأَلَ لِمَ فَعَلَ فَقَدْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ فَمَنْ سَأَلَ Kim sorarsa لِمَ فَعَلَ Niçin böyle yaptı diye. فَعَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَعَلَنْ faili Allah Azze ve Celle. فَمَنْ سَأَلَ سَأَلَنْ faili nedir? ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ ف۪يهِ جَوَازًا تَقْدِيرُهُ وَيَرْجُعُ اِلَى مَنْ Mene dönüyor. فَمَنْ سَأَلَ لِمَنْ فَعَلَ فَعَلَ اللّٰهُ فَقَدْ رَدَّ Oradaki fa faul cevaptır, menin cevabı. Efendim, fakat faul rabd, faul cevap denir. Fakat رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ Kim, niçin böyle yaptı diye ama Allah'ı yargılama noktasında sorarsa, yoksa hikmetini izhar etmek, ortaya çıkarmak için değil, yargılamak için, İsyan için. Mesela bir cenazeye gittiniz. Orada küçük bir çocuk trafik kazasında öldü. Allah Teala ümmetinin evlatlarını muhafaza eylesin. Bütün o savaş alanlarında her yerde korusun. Efendim hem imanlarını hem varlıklarını muhafaza eylesin. Şimdi bir kardeşimiz böyle vefat etse, annesi de dese ki ya Rabbi 80 yaşında adamlar orada dururken mi benim evladımı aldın? Anne İmanı gider mi? Gitmez. Neden? Çünkü o büyük bir acı var. Orada sabreseydi büyük mükafat alırdı. Ama sabredemedi. Ağzından gayri ihtiyari çıkmış kabul edilir. Hani o anne affedilir. Ama birisi gelse oraya, uzaktan birisi dese ki ya Rabbi şurada 90 yaşında adam yatakta ölümü bekliyor. O dururken 15 yaşında adamı aldın dese... Nedir bu? İşte buraya girer. O adam imanını kaybeder kardeşim. La yus'elu amma yef'alu ve hum yus'elun. Çünkü o Allah'ı mahkum etme adına soruyor. Ama ötekinin acısı var, ızdırabı derin diye Cenab-ı Hak onu affeder. Ya annedir o. Yani gayri ihtiyari olarak onu söylemiştir. Fakat radde hukmel kitabı. Fakat radde neyin cevabı? Men se'ele. فَمَنْ سَأَلَ فَقَدْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ Kitap derken neyi kastediyor? Kur'an-ı Kerim. Hangi hükmü inkar ediyor? Okuduk ya. لَا يُسْأَلُوا عَمَّا يَفْعَلُوا وَهُمْ يُسْأَلُونَ Yani Allah'ı kimse hesaba çekemez. Eğer adam kalkıp neden böyle yaptın diye soruyorsa o zaman فَقَدْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ Bu kitabın, Kur'an-ı Hakim'in hükmünü reddetmiş olur. Peki ne olur Kur'an-ı Hakim'i reddederse bu ayeti, yani bir ayeti reddediyor, inkar ediyor. وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ Yine menin cevabı, hangisi? Ne menin cevabı? كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ مَنْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ Kitabın hükmünü reddeden, كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ Kafirlerden olur. Efendim şimdi buraya kadar anlattığım mesele diyor. Yani kader, o bir sır, o sırra sen, o sırra hatta peygamberler, o sırra hatta mukarreb melekler bile vakıf olamazlar. Kim bu yolda define arar gibi bu yollara düşer, böyle kaderle hep uğraşırsa o hizlana, o hirmana, o tuğyana mahkum olur. Nasipsiz birisi olur. Çok sorarsa, lime 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 derse
neden böyle yaptın Allah'ı sorgular gibi bunları tevcih ederse, o zaman la yus'elu amma yef'al ve hum yus'elun hükmünü de inkar etmiş olur. İşte şimdi buraya bak diyor. Fehâzihi, buraya kadar anlattıklarım, bu ahkam, bu mesail, cümletu mâ yehtâcu ileyhi men huve munavvarun kalbuhu min evliyaillâhi teâlâ. Cümle demek toplamı yani. Buraya kadar anlattıklarımın özeti, buna bakarsanız toplamı bunun, cümletu mâ yehtâcu ileyhi men huve munavvarun kalbuhu min evliyaillâhi teâlâ. Allah Teala'nın sondan başa doğru mana veriyorum. Allah Teala'nın dostlarından kalbi imanla aydınlanan, nurlandırılan kişilerin ihtiyaç duyduğu şeyin tamamı budur. Yani Allah dostları işte bunlara sahip olmalıdır. Yani kalbi imanla aydınlananlar neye? Kader bir sırdır. Peygamberler bile ona muttali olmadı, olamadı. Allah neyi murad ederse o olur. Allah hesaba çekilemez. İşte anlattıklarım özeti, hülasası budur diyor İmam Tahavi rahimehullah. Yani cümlesi bu. Müslümanların iman etmesi gereken, ihtiyaç duydukları şeyin tamamı budur. Buna iman etmeleri, teslim olmaları gerekir bütün Müslümanların. Allahu nuru semavati vel arz. Allah yer ve göklerin nurudur. Neden böyle diyor ayet-i kerime? Eğer ayet yoksa, Kur'an-ı Hakim yoksa, nur yoksa karanlık var. Nur yoksa, zifiri bir karanlık varsa pencereyi görebilir misiniz? Arkadaki kardeşlerimi görebilme imkanım olur mu benim? Ben burada otursam, zifiri bir karanlık olsa sizi görebilir miyim? Göremem. Işık geliyor, nur oluyor, görüyorum sizi. Peki eşyayı gerçek suretiyle görebilmek için Allahu nuru semavat vel ard. Kur'an-ı Hakim'e, Nur suresinde bu ayet-i kerime, o nura sahip olacaksınız. Kur'an'a muhatap olacaksınız. Peygamber aleyhisselama muhatap olacaksınız. İşte o nur gelecek. Sokrat gibi, Kant gibi, Descartes gibi Batı'nın birinci sınıf akıllarının göremediği eşyanın suretine, kimliğine dair hükümleri kim görüyor? İmam Gazali görüyor. Neden? Çünkü Allah Resulü'nden o nuru alıyor. Kur'an-ı Hakim'den o nuru alıyor. Yani burada kalbi münevver olan, nurlanan insanlardan bahsediyor. O nur nereden gelecek? Allah'tan gelecek. Akideden gelecek. İşte yani kalbi münevver olanların inanması gereken hususların tamamı, toplamı, cümlesi bundan ibarettir diyor. Devam ediyoruz. وَهِيَ دَرَجَةُ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ لِأَنَّ الْعِلْمَ عِلْمًا وَهِيَ Yani burada bir teslimiyetten bahsediyor. وَهِيَ صِفَةُ التَّسْلِيمِ Bu teslimiyet hali وَهِيَ دَرَجَةُ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ İlimde derinleşenlerin derecesidir. Onların nasibidir. Yani herkes böyle bir bakış açısına, böyle bir bağlama sahip olamaz. Böyle bir akideye, teslimiyete sahip olamaz. Ve ye daracetur rasihin. Neredeydi? Kimden bahsediyordu? Hangi ayet bahsediyordu bu rasihinden? Ha, müteşabiha değil mi? Ali İmran suresindeki ayet-i kerime. O rasihun. Onlar teslim oluyorlardı. Efendim onlardan bahsediyor. Peki وَهِيَ دَرَجَةُ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ İlimde rusu sahibi olanların derecesi bu. لِأَنَّ الْعِلْمَ عِلْمًا Neden böyle? Çünkü ilim ikiye ayrılır. Bir, الْعِلْمُ الْمَوْجُودُ var. Bir, الْعِلْمُ الْمَفْكُودُ var. الْعِلْمُ الْمَفْكُودُ kader mesela, gayip mesela. Perdeyi kaldırıp arkaya gidemiyorsun. Yarın ne olacak? Bilmiyoruz. Ha? اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ الْمُسَاعَ وَيُنَزُّ الْغَيْثِ وَاَعْلُمْ مَا فِي الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَى وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُودُ Bilmiyoruz biz bunları değil mi? Bilmiyoruz. Hepsi nerede? Orada yani. Allah Teala bunları kendine,
kendi dünyasına çekti. Ancak bu mugayyebat-ı hamse dediğimiz, yani bunların bir kısmına insan bir dereceye kadar işaretlerle bir takım sonuçlara ulaşabilir. Ancak işaret, o da perdeyi orası açarsa, orası açarsa olabilir. Şimdi ilmi mefkut girme, nasip dar olamazsın diyor. İlmi mevcut, bunda da derinleş diyor. Kur'an-ı Kerim onun bildirdikleri ilmi mevcut, mevcut olan ilim. Kim ilmi mevcudu inkar ederse kafir olur. Kim de mefkut olan kayıp, yani sana göre kayıp tabii, Allah'a göre değil, bana göre kayıp, bana göre kayıp olan ilmin böyle dibinde durur, hep onunla meşgul olursa, biliyorum ben bunu derse, bana cinler bildirdi vesaire derse ne olur? O da kafir olur. Yani iki uç da insanı küfre götürür diyor İmam Tahavi rahimehullah. Efendim, لأن العلم علمان علم في الخلق موجود. Yani fil halk, mahlukatta, yaratılmışlarda mevcut olan ilim. Biliyorsunuz. İşte Kur'an-ı Kerim geldi, onun içindeki mesele, diğer dünya meseleleri, onları biliyorsunuz. Mevcut olan ilim, وَعِلْمٌ فِي الْخَلْقِ مَفْقُودٌ ya da الْعِلْمُ الْمَفْقُودُ mefkud olan kimde? İnsanda. فِي الْخَلْقِ ne demekti? Mahluk, yaratılmışta. İnsan bilmiyor. Kayıp mesela, kader mesela, değil mi? Ahirette Allah Teala'nın bildirdiği kadar biliyorsunuz. Ama ahireti görmediniz. Sıratı, haşrı, neşri görmediniz. فَاِنْكَارُ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ كُفْرٌ Efendim, mevcut olan ilmi inkar etmek. Nasıl inkar ediyor? Reddediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de kesin bir hüküm var şimdi. Hazreti İsa gelecek, işte şefaat vardır, şu vardır, bu vardır. Adam kalkıyor bir manifesto, ona da hayır, buna da hayır, şuna da hayır, reddediyor. فَاِنَّ فَاِنْكَارُ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ Mevcut olan o ilmi, Kur'an-ı Hakim'den gelen o bilgiyi ya da insan hayatındaki bilgiyi inkar ederse bu küfürdür. وَالدِّعَاءُ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ كُفْرٌ Şu da küfürdür ama. Mefkut olan ilim nedir o? Gayba dair olan ilim. Bunu da inkar ederse o da küfür olur. Peki, yani şimdi birisi şefaat yoktur derse ne olur? Kafir olur demeyiz tabii biz de. Ama öyle bir adamın arkasında ben namazda kılmam. Şefaat yoktur diyorsa, çünkü bu kadar ayet var. Yani o tevil ediyordur şimdi o şefaati. Cennetin içinde var diyor, işte orada var, Mutezile'nin dediği gibi. Böyle bir adamın arkasında namaz kılmam ben. Ama tekfir de etmem yani. Küfürdür deriz ama bu kafirdir demeyiz. Yani birisi İslam'a aidiyeti var, İslam iddiası var ama biliyoruz ki mütevatir hadisle sabit olan bir mesele var. Onu inkar ediyorsa bunlar kafirdir demiyoruz. Kimseye demiyoruz. Ben Müslümanım diyorsa Müslümansın kardeşim. Ama bak, bu yaptığın hareket adamı küfre götürür. Şunun için bunu söyleriz. Peki bunlar ayrı şeyler. Feinkarul Efendim وَالدِّعَاءُ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ كُفْرٌ Bu da küfürdür. وَلَا يَثْبُتُ الْا۪يمَانُ اِلَّا بِقَبُولِ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ Efendim ne diyor? وَلَا يَثْبُتُ yani وَلِذَا demek. وَلِذَا لَا يَثْبُتُ الْا۪يمَانُ اِلَّا بِقَبُولِ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ İman nasıl sabit olur? Mevcut olan bilgiye İmanla, onu kabul etmeyle iman sabit olur. Mevcut bilgiyi kabul etmeyle ancak iman sabit olur. Neden? Çünkü Kur'an-ı Hakim mevcut bir bilgidir. Allah Teala bize onu gönderdi. Ona inanırsanız, iman ederseniz, kabul ederseniz o zaman siz iman etmiş oluyorsunuz. Mevcut ilmi kabul ederek iman etmiş oluyorsunuz. Ya adam, ben bu kitabı kabul etmiyorum diyorsa iman olur mu? Olmaz. Mevcuda inanma mecburiyetim var.
Eğer mefkud ise, kayıpsa onu da araştırmama mecburiyetin var, memuriyetin var. Evet, ne diyor üstad? Sorular soru içinde değil mi? Akıl olmazların zoru içinde, üst üste sorular soru içinde. Peki, efendim, وَلَا يَثْبُتُ الْا۪يمَانُ اِلَّا بِقَبُولِ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ وَتَرِكِ طَلَبِ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ. Bir de mefkud olan ilmi talep etmeyi terk etmekle iman sabit olur. Nasıl yani? Efendim, mefkudsa bir mesele, ne diyoruz? Biz bunun bilgisini Allah'a havale ediyoruz. Ya bana ezelleri sorma kardeşim, ben ne bileyim, Rabbim bilir. Yani şimdi İstanbul'dayken hep sorarlardı, derlerdi işte. Ya şu gün deprem olacak. Efendim, yok işte şu dedi, bu dedi, deprem olacak diye. Yani bir gün o alim, salih, muttaki bir hoca efendi vardı. Allah Teala ona hayırlı ömürleri ihsan eylesin, şifa nasip eylesin. Onun yanındaydım ben de, bir akşamdan sonraydı Allahu Alem. Çıktı cemaate vaaz ederken dedi ki, ya ben ne bilirim gaybı dedi, Allah bilir, ben ne bilirim yarın deprem olacak mı olmayacak mı? Kim benim adıma size böyle ifadeleri getiriyorsa onlar iftira ediyorlar, yanlış konuşuyorlar. O kardeşlerimi de tövbeye davet edin, ıslaha davet edin. Ben nereden bilebilirim yarın ne olacak? Bilebilir miyiz? He? Yarının bilgisi bizde diyemeyiz. Ancak Cenab-ı Hak bazı veli kullarına, salih kullarına bir takım ilham olur, ilhamı olur. Ama bu mutlaka şöyledir, böyledir, değildir kardeşim. Evet, akide bu yani. Akide okuyoruz. Ne demek? Akide, ayet ve ayetlerden çıkıyor bunlar değil mi? Mütevatir hadislerden çıkıyor. Bunlar esas, yani bunları temel kabul edeceksiniz. İman bu hakikatler üzerine bina edilir. وَنُؤْمِنُوا بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. Şimdi levh-i mahfuza iman ediyoruz değil mi? وَنُؤْمِنُوا بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. Efendim, levh-i mahfuza iman ediyoruz. Ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? بَلْ هُوَا قُرْآنٌ مَجِيدْ فِي لَوْحٍ mahfuz. Yani onlar Kur'an-ı Hakim'e hakaret ediyorlar. Allah Teala da buyuruyor ki, sizin şerhte var değil mi ayet-i kerime? Buradan da ayet-i kerimenin şeyini söyleyelim ki, buradan takip eden kardeşlerimiz bulsunlar. Buruz suresinin 22. ayet-i kerimesi. Yani onlar reddediyorlar Kur'an-ı Hakim'i. Bu uydurmadır diyorlar. Allah Teala da bel idrab edadıdır. Bel huva Kur'anun mecidun. O Kur'an-ı Hakim şerefli, âli, yüce, insan aklının idrak edemeyeceği, ulaşamayacağı bir seviyededir. Fî levhin mahfuzin. Mahfuz, korunan bir levhadadır yani. Dünyaya Efendimiz Aleyhisselam'a inzal edilmeden çok önce, ta ezelde o levh-i mahfuzda, fi levhin mahfuzin. Mahfuzin yani ne demek? Korunmuş. Neden? Min vusulü şeytani ileyhi. Şeytanın ona ulaşmasından korunan bir yerdedir o değil mi? He? Levhin mahfuzin. He? Fi levhin mahfuzin min vusulü şeytani ileyhi. Yani mahfuz min ey şeyin, min usulü şeytan. Şeytanın ulaşmasından, ileyhi ona, şeytanın kendisine ulaşıp müdahale etmesinden, değiştirmesinden korunmuş bir kitap. Yani bu kitap insana hayat verecek. Şeytan da insanın düşmanı ama o şeytan bu kitaba ulaşamaz. Dolayısıyla her şeye dair tereddüdünüz olsun ama bu kitaba dair tereddüdünüz olmasın. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun kardeşim. Peki, ve nu'minu bil levhi. Levhi mahfuza inanıyoruz. Ne var levhi mahfuzda? İnsanların kaderleri orada. Allah Teala onları o başta anlattığım dörtlü sisteme uygun olarak ilminde vardı, yazdı, sonra dileyecek, dilediği gibi yaratacak. İşte bütün bunlar
orada bir arşiv var. Ne var? Orada bir korunmuş bir daire var yani. Bilgi işlem merkezine yani lillahil mesel a'la da yani öyle bir yer düşünün. Bir bilgi işlem merkezi var. İnsanların bütün kayıtları, geçenlerin, geleceklerin hepsinin kaydı orada. Kimse oraya ulaşamaz kardeş. Oraya ulaşamaz, oradan bir şey alamaz. Ve nu'minu bil levhi. Neden inanıyor? Çünkü ayette var. Keyfiyeti nasıldır? Onu Rabbim biliyor. O kadarını bilmiyoruz. Ne kadar bildirdiyse o kadar biliyoruz. Vel kalemi, kaleme inanıyoruz. Yani Allah Teala keyfiyetini bilmediğimiz bir kalemle insanların, mahlukatın kaderini yazdı. Nun vel kalemi ve ma yasturun. Vav nedir orada? Kasem vavıdır. Nun vel kalemi ve ma yasturun. Kaleme yemin olsun, bir de ve ma yasturune neye yemin olsun? Onların yazdıklarına, değil mi? وَمَا يَسْتُرُونَ مَا nedir? Mevsuledir. وَمَا يَسْتُرُونَهُ demek aiz zamiri mahzuftur. وَمَا يَسْتُرُونَ ve onların yazdıkları şey kim yazıyor? Hafize melekleri, değil mi? Meleklerin yazdıklarına ve kaleme yemin olsun. Peki وَنُؤْمِنُ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ O levh-i mahfuza inandık. Bütün insanların kaderi orada. Kaleme inandık. Allah Teala keyfiyetin bilmediğimiz bir kalemle insanların kaderini yazdı. Sonra neye inandık? Vav, yine atıf vavı. Yani وَنُؤْمِنُ بِجَمِيعِ مَا فِيهِ قَدْ رُقِمْ Rukime kütübe demek, değil mi? Nukişe ve orada yazılan her şeyin tamamına da inandık. Yazılan her şeyin tamamına inandık. Felev iştema'al halk. Şimdi diyecek ki orada yazılanlar Allah Azze ve Celle'nin hükümleri değişebilir mi? Hani avukatlarınız olsa gidiyorsunuz, davalara müdahil oluyorsun, temize gidiyor vesaire, dönüyor geliyor. Şimdi insan da böyle, acaba şunlar bunlar değişebilirler mi? فَلَوْ اِشْتَمَعَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ كَتَبَهُ اللّٰهُ تَعَالَى ف۪يهِ اَنَّهُ كَائِنٌ لِيَجْعَلُوهُ غَيْرَ كَائِنٍ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ Lev'in cevabı nedir? Lem yakdiru aleyhtir, değil mi? Yani bütün mahlukat toplansa Allah Azze ve Celle'nin hükmünü değiştirmeye dair yapabilirler mi? Cevabını getiriyor. Yapamazlar. Şimdi kelime anlamı verelim. Felev iştema'al halku. Halk yani bütün mahlukat, külluhum, hepsi toplansa, bir araya gelseler ne için? Ala şeyin, bir konu ki كَتَبَهُ اللّٰهُ تَعَالَى كَتَبَهُ şeyin nesidir? Sıfatıdır, değil mi? عَلَى شَيْءٍ كَتَبَهُ اللّٰهُ تَعَالَى Cümleler nedirler? Nekiredirler. Hani şey, sıfat, mevsup, nekire, marifede birbirine uyum içinde olacaklar. Bu da cümleler de nekiredirler. عَلَى شَيْءٍ كَتَبَهُ اللّٰهُ تَعَالَى ف۪يهِ Yani Cenab-ı Hakk'ın efendim bütün mahlukat toplansa ala şeyin ketebehullahu teala fihi Cenab-ı Hakk'ın yazdığı şeyi değişme noktasında bir araya gelseler ennehu teala fihi ennehu kainun Allah'ın olmasını yazdı ennehu kain ennehu enne eşşeye Allah'ın olmasını yazdığı şeyi değişmek için bütün insanlar bir araya gelseler yani manayı tekrar ediyorum. فَلَوْ اِشْتَمَعَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ كَتَبَهُ اللّٰهُ تَعَالَى ف۪يهِ اَنَّهُ كَائِنٌ Allah Teala'nın bir konuda olacağını yazdı. اَنَّهُ كَائِنٌ O olacak diye yazdığı bir şey hakkında bütün insanlar toplansa niçin toplanıyorlar? لِيَجْعَلُوهُ غَيْرَ كَائِنٍ O olmasın diye.
Allah olacak diye onu yazdı. Bütün insanlar da bir araya geliyorlar. لِيَجْعَلُوهُ لَوِشْتَمَعَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ. Oradaki لِيَجْعَلُوهُ'daki lamın mutallakı neresidir? İçtema fiilidir değil mi? İçtema. İçtema. İnsanlar toplandı. Niçin? لِيَجْعَلُوهُ لِيَجْعَلُوا الشَّيْءَ. Yani Allah'ın olmasını murad ettiği o şeyi, olmasını murad ettiği o şeyi gayre kainin olmasın kılabilmek için, olmaması için, he? Olma imkanından onu çıkarmak için bir araya gelseler ne olur? Muvaffak olabilirler mi? Bütün insanlık bir araya gelse gayre kainin, cevap geliyor şimdi, lem yakdiru aleyh, buna güç yetiremezler. Dolayısıyla oralarda uğraşma. Kadere müdahil olamazsın. Bütün dünya bir araya gelse Allah'ın takdir ettiği zamanda kıyameti kopmasına engel olabilirler mi? Olamazlar kardeşim. وَلَوْ اِشْتَمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ. Efendim? Yani tedbir, elbette tedbiri alacağız. Zaten Allah Teala sizin tedbirleri alacağınızı biliyor. Herkes tedbirleri alacak. Yani bütün bu sistemi devam ettirirken neye göre gidiyoruz? Kadrimiz iki başlıkta toplanıyordu. Bir, Allah Teala'nın tasarrufumuz olmadan bize dair takdir ettiği hükümler vardı. Neydi? Boyun kısa, boyun uzun. 60 yaşında öleceksin, 50 yaşında öleceksin. Yani bunlar olacaklar. Sen yine yapman gerekenleri yapıyorsun. Ama öteki tarafta ne vardı? Ne helal ne haram. Hangi kadınla evleneceksin? Yani gidip de şimdi bir efendim manken alırsan o çıplak sokakta dolaşır tabii. Ne alacağını sen önceden takdir edeceksin. Yani bunlardan sorumlusun. İşte bu helaldir, bu haramdır. Orada çalışırsan orası meyhane. Çocuklara haram yoldan rızık getireceksin. Orada olursan bunun hesabını sorar sana. Yani biri bizim irademizle alakalı, ikinci bölümde anlattığım kader var. Ama birinci bölümde bizim irademizle alakalı olmayan, doğrudan kendi tasarrufunda olan uygulamalar var. Bunlara sabredersek büyük mükafat alıyoruz. Eğer bir lütuf, büyük bir nimetse şükredersek o zaman da yine ecri ceziller var. Yani siz zaten bunların hiçbirinden ne değilsiniz? Haberdar değilsiniz. Neydi mesele? Vasul kaderi sırrullahi teala fi halki. Bir sır bilmiyorsun ki. Dolayısıyla bütün tedbirlerini zaten alıyorsun. Alma mecburiyetin var kardeşim. Peki, وَلَوْ اِشْتَمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ. Bütün insanlar bir konuda toplansalar ki, öyle bir konu ki, لَمْ يَكْتُبْهُ اللّٰهُ تَعَالَى ف۪يهِ. Allah Teala o meselenin olması için bir takdirde bulunmamış, yazmamış yani. عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللّٰهُ تَعَالَى ف۪يهِ. Yani yazmadı, olmayacak o mesele. Bütün insanlar da topluyorlar, toplanıyorlar. Neden? وَلَوْ اِشْتَمَعُوا لِيَجْعَلُوهُ كَائِنًا. Allah olsun diye yazmadı. Onlar da olsun diye uğraşıyorlar. Olmak için ter döküyorlar. Bütün lobileri, her şeyi harekete geçirdiler. لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ. Buna da güç yetiremezler. Şimdi bir tarafta bütün doktorlar toplansalar. Şu adam cumhurbaşkanı ama çocuğu olmamış değil mi? Ya bu kadar etkili, yetkili birimler var. Şimdi her bütün doktorlar emrinde. Allah murad etmeyince cumhurbaşkanı bile olsa, he? Dünyanın en güçlü devletinin başında olsa, Rabbim ona çocuk takdir etmediyse çocuk sahibi yapabilirler mi? Olmaz. Peki öteki tarafa bakın. He? Kaf ha ya ayn sad zikru rahmeti rabbike abdehu Zekeriya iz nada rabbahu nidaen khafiyya. İşte devam ediyor. Şimdi Meryem suresinin baş ilk ayetleri. Zekeriya aleyhisselam
yüze gelmiş o yaşta çocuğu oluyor. Olur mu 100 yaşında adamın çocuğu? Ya 30 yaşındakinin olmuyor işte. Bütün dünya emrinde. Neden? Rabbim yazmamış. Bütün insanlar bir araya gelseler o hükmü değişemezler. Ama eğer Rabbim olacak dediyse, yani tıbbın kanunları, kural ne der? Artık bu kadın menopoza girdi. Bundan sonra bu rahim çocuk için mayalanmaz diyor. Bu adamın bundan sonra çocuğu olmaz diyor. Ama Rabbim murad ediyor. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ın 100 yaşında öncesi sonrası farklı rivayetler var. Çok önemli değil yani. Eğer önemli olsaydı Cenab-ı Hak bize yaşını bildirirdi. Yani burada önemli olan nedir buyuruyor? Bir peygamber Rabbine gidiyor. Geride halef yok. Amcamın oğulları diyor. Bu davayı yürütmezler. Bana bir evlat ver de yeryüzünde insanlar onlara Allah diyen, bu yolu hatırlatan birileri olsun ya Rabbi diye istiyor. O yaşta peygamberin duasına icabet ediyor. Yani sana diyor ki, kenarda, köşede, yalnız, dağ başında terk edilmiş bir adam değilsin. Senin Allah'ın var, senin Rabbin var. O yaşta Zekeriya icabet eden, eğer murad ettiyse senin de duana icabet eder kardeşim. Yani bu bize ne diyor? Kün feyekün, işte o kadar. Bütün dünya bir tarafta, hükme müdahil olamıyorlar. Peki lem yektubullahu taala fihi liyec'aluhu kainen lem yakdiru aleyh. Lem yakdiru neyin cevabıdır? Lev iştema'u. Peki devam ediyoruz. Ceffel kalemu bima huve kainun ila yevmil kıyame. Yani kalem kurudu. Ne demek? Yazılanlar yazıldı. Ha? Vertefa'ti suhuf. Sayfeler kaldırıldı. Yani kalem kurudu demek aslında mürekkep kurudu demek. Kalem yazdı, mürekkep kurudu, hüküm verildi, bitti. Bitti yani, buradan geriye dönüşü yok kardeşim. Allah Teala ezelde takdir etti. O dörtlü sistem biliyordu, yazdı, irade etti ve yaratıyor. Ama yaratması ilmine uygun, yazmasına, dilemesine, iradesine uygun. Dolayısıyla ceffel kalemu bima huve ne, hangi konuda kalem kurudu yani? Bima nereye, ba nereye mutaalliktir? Ceffeye mutaallakı ceffedir. Bima huve kainun ila yevmil kıyameh, kıyamete kadar olacak konularla, meselelerle alakalı hüküm verilmiştir. Artık mürekkep kurumuştur, kalem kurumuştur diyoruz. وَمَا أَخْطَأَ الْعَبْدَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ وَمَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ. Şimdi bu Tirmizi'deki bir hadisinde metnidir. Yani ne söylüyor yine burada? Ceffel kalem diyor. Kalem kurudu. Yani Allah Teala hükmü nasıl verdiyse öyle olur diyor. Eğer lem yekun li yusibahu, Cenab-ı Hakk'ın olmasını murad etmediği bir şey olmaz. Olacağını murad ettiği bir şeye de hiçbir şey engel olamaz. Olmayacağını murad ettiği bir şeyi de hiç kimse olduramaz buyuruyor İmam Tahavi rahmetullahi aleyh. Evet, yani kuldan sapan bir şey, مَا أَخْطَعَ الْعَبْدَ لَمْ يَكُنْ لِيُسِيبَهُ, ona isabet etmez. Yani kula gelmeyecek, bu musibet kula isabet etmeyecek diye ezelde takdir ettiyse, مَا أَخْطَعَ الْعَبْدَ, kula isabet etmeyecek diye takdir ettiği şey, لَمْ يَكُنْ لِيُسِيبَهُ, ona gelmez, onun başına o olay, o hadise gelmez. وَمَا أَصَابَهُ, bu da kulun başına gelecek diye takdir ettiyse, لَمْ يَكُنْ لِيُخْتِعُهُ, kul da ondan kurtulamaz. Mutlaka kulun başına o hadise gelir. Şurada ölecekse, öyle yazıldıysa öyle olacak. Peki kullara ne gerekir?
Bunlara bütün ayrıntısıyla, teferruatıyla iman etmek gerekir. Bir saat oldu mu? Yoruldu. Peki efendim, burada kalalım o zaman. Yarın buradan devam edelim. Estağfurullah ve etubu ileyhi ve elhamdülillahi rabbil alemin.